Herkese selamlar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte nükleotitlerin yapısından, DNA'nın yapısından ve de RNA'nın yapısından bahsetmiş olacağız. Replikasyon kısmına kadar geleceğiz. Sonrasında ise bir sonraki parçada replikasyona geçiş yapmış olacağız. Hadi gelin bakalım derse geçiş yapalım. Şimdi nükleotitlerin yapısına Birinci kitapta da konuşmuştuk. Fakat bu kısımda da var. Yani bir kere daha üstünden geçmekte fayda var. Çünkü e, genden proteine kısmının tamamını oluşturuyor. Yani tam böyle temelini oluşturuyor diyebilirim arkadaşlar. Bu yüzden konuşacağız. Organizmanın yapısında bunlar nükleik asitler DNA veya da RNA diye adlandırılıyor. Ve nükleotat verilen birimlerden oluşmuştur. <laughs> Şimdi bir şeyden söyleyeceğim, bir şey bahsedeceğim. Nükleotat verilen birimlerden oluşmuştur diyor ya. Monomerlerden oluşmuştur. Monomerlerden oluşmuştur. Bakın nükleotitten bahsediyorsa tıpkı glikozmuş gibi davranacaksınız. Glikozmuş gibi muamele yapacaksınız. Bu arkadaşlarımız monomerdir. Fakat bu nükleotit, 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 nükleotit olsun tamam mı? Bunların bir araya getirmiş olduğu DNA veyahut da RNA ise polimer özellik kazanacaktır. Neymiş? Nükleik asitler polimermiş. Ama nükleotitler monomer diye adlandırılır. Tamam mı? Bu cepte kalmış olsun. Nükleotitler 3 kısımdan meydana geliyor. Bunlar azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker pentoz diye adlandırılıyor biliyorsunuz. Biz bunları nerede göstermiştik? Birinci kitapta göstermiştik. Ve bir fosfat bulunuyor. Ayrıca nükleotitin azotlu organik baz ve pentoz şekerinden oluşan bölümüne nükleozit denmekte. Ne eksik burada? Fosfo ee şey. Fosfat eksik. Fosfat eksikse eğer ki arkadaşlar ne denecekmiş? Nükleozit denecekmiş. Unutmuyorsun. Önemli. Nükleotitlerin yapısında bulunan pentoz bir taraftan glikozitik bağıyla bir taraftan ise ester bağıyla ne yapacak? Bağlanacak. Şimdi azotlu organik bazımız var. 5 karbonlu şekerimiz var. Ve de fosfatımız var. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker arasında glikozitik bağı karbohidratlarda bulunan hani iki tane monosakkaritin arasında bulunan bağ ve 5 karbonlu şekerle fosfat arasında ise esterba bulunmakta. Kimlerde bulunuyordu bu? Yağlarda bulunuyordu. Güzel. DNA'nın yapısında bulunan şeker, deoksiriboz. RNA'nın yapısında bulunan şeker ise deoksiribozdan bir oksijen eksik olan riboz şeklinde adlandırılıyor. Yani, yani şurada bulunan 5 karbonlu şeker eğer ki DNA ise bu deoksi, deoksi riboz. Eğer ki RNA ise riboz diye adlandırılacak. Tamam mı? Unutmuyorsun önemli. Riboz aynı zamanda neyin yapısında var? ATP'nin yapısında da var. Cepte kalsın. Tamam Şöyle bir şeması var deoksiribozun. Bakın şu kısımda hidrojen içeriyor. Bir tane oksijen eksik. Kime göre? Riboza göre. Formüne bakarsak eğer ki C5H10O4 diye adlandırılıyor sormazlar. Ama ben söylemiş olayım yine. Açık formülü kimse size sormaz. Onu da söylemiş olayım. Ribozda ise bir tane oksijen fazla. Bir nükleik asit. Alt alta dizilmiş ve birbirine bağlı çok sayıda nükleotitten meydana geliyor. Yani nükleotitler monomer. Bunu demeye çalışıyor. Alt alta gelen nükleotitlerden birinin şekeriyle diğerinin fosfot arasında oluşan bağ fosfo diester bağı deniliyor. Hocam çizer misin? Evet çizeceğim tabii ki. Ezberlersen patlarız baba. Şimdi bak adam sana iki tane nükleik asit, şey, nükleik asit diyorum, nükleotit verecek tamam mı? Azotlu organik baz var şurada. Azotlu organik baz. Şurası 5 karbonlu şeker. Bu şekerin işte deoksiyu bozma yu bozma önemli değil o kısım. Bir de neyim var abicim? Fosfatım var. Yine aşağıya aynısını yazacağım. Azotlu, azotlu. Organik bas. 5 karbonlu şeker. Bir de aşağıya ne yazacağım abi? Fosfat yazacağım. Tamam mı? Şu, şu. Birinci nük nükleotim benim. Şu da ikinci nükleotim. Onu da yeşille gösterelim. Ne diyor adam sana? Bak ne diyor? Adam diyor ki alt alta gelen nükleotilerden birinin şekeriyle, şunun şekeriyle alt alta gelmiş sonuç itibariyle. Diğerinin fosfotu arasında. Diğerinin fosfotu arasında. Birinci nükleotin şekeriyle ikinci nükleotin fosfotu arasında ne varmış abi? Hemen onu da farklı bir şey gösterelim. Fosfo, fosfo, di, ester, Tamam olay bu. 1 ve 2'nin arasında fosfodiester bağı var. Aman diyeyim bak 1 ile 2 direkt olaraktan küt küt ne yapmıyor? Yani nükleik asitler arasında bulunmuyor bu. Yani nükleik asitler arasında bulunuyor. Pardon nükleotitler arasında bulunuyor da nükleotitlerin de nesiyle? Şekeriyle fosfot arasında bulunuyor. Tamam mı? Direkt olaraktan küt diye bunların tamamı bir bağ taşımıyor. Fosfodiester bu. Çok fazla ezberliyorsunuz o yüzden çizerek anlattım. Nükleotilerin yapısında azotlu organik bazda iki grupta inceleniyor. Bunlar iki halkalı olan purin, tek halkalı olan pirimidin bazları diye adlandırılıyor. Purin bazları adenin ve guanindir. Pirimidin bazları ise sitozin, timin veya da urasil diye adlandırılıyor. Bu bazlardan timin sadece DNA'nın yapısında, urasil sadece biliyorsun ki RNA'nın yapısında bulunuyor. Purin bazlarına bakıldığı zaman adenimiz var burada ve guaninimiz bulunmakta. Pirimidin bazlığı uzun sayarak ki sitozin, Urasil ve de timin diye adlandırılıyor. Tamam mı? Bizim bir tane şeklimiz vardı. Birinci kitapta ben size göstermiştim. iki tane çubuk çizin demiştim buraya. Şurası adenin olacaktı. Burası timin olacaktı. Burası guanin olacaktı. Burası sitozin olacaktı. Şuraya bir tane A harfi çizin demiştim. Değil mi? Hatırlarsınız. Bakın dikkat ederseniz A ve G. Yani şu göstermiş olduğum yer neresi olacak abi? Pürin olacak. Tamam mı? Pürin. Diğeri ise timin ve sitozin ise arkadaşlar ne olacaktır? Primidin olmuş olacak. Piramidini yazarlar, piramidini yazarlar fark etmez. Aynı şeyin lacivert. Bir tabii buraya ne gelecek? urasil de gelebiliyor. Tamam Olay bu. Devam, devam, devam. Seviyorum bu konuyu Güzel konu yani öyle. Çok şey yapmaz. Sıkıntı yaratacak bir şey yok. Nükleik asitler yapılarında bulunan şekere göre örneğin nükleik asit diye adlandırılıyor. Yani ben mesela eğer ki DNA'nın yapısındaki nükleotitten bahsediyorsam mesela derim ki adenin adenin deoksi deoksi ribo nükleotit tamam mı? Eğer ki ben şeyden bahsediyorsam RNA'dan bahsediyorsam adenin ribo nükleotit tamam mı? Çünkü adenin hem DNA'da var hem RNA'da var. Nasıl tanımlayacaksın abi? Yani sonuç itibariyle deoksi bu veyahut da ribo demen gerekiyor. Tamam mı? Nükleotitler ve nükleozitler ise organik baza göre örneğin adenin nükleoziti veyahut da adenin nükleotiti diye adlandırılmış olacak. Fosfatı yoksa eğer ki nükleozit. Fosfatı varsa nükleotit. Tamam. Gelelim DNA'nın yapısına. Yine o Gudubet 2 isimle devam edeceğiz. Watson ve Crick'le. Watson ve Crick'in 1953 yılında DNA'nın yapısını açıkladıkları makaleden sonra DNA üzerinde çalışmalara devam edilmiş. DNA'nın yapısı detaylı bir şekilde ortaya konmuş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. DNA molekülü çift iplikli ve sarmal yapıda. Çift iplikli olması önemli arkadaşlar. RNA tek iplikli çünkü. Hücre bölünmesi öncesinde kendisine eşleme özelliğine sahip replikasyon diyeceğiz. İpliğin birinde ortaya çıkabilecek bir hatayı diğer iplik kalıp olaraktan kullanılarak onarlayabiliyor. Bir tanesi kalıp iplik yani şu ipliklerden bir tanesi kalıp iplik, bir tanesi ise kalıp olmayan iplik diye adlandırılıyor. Anlamlı ve tamamlayıcı yok tamam? Anlamlı tamamlayıcı diye bir şey yok. O yok tamam mı? Onu unutuyorsun yani. Bu komple genetik yani genetik demişim. Genden protein ünitesi için unutuyorsun onu tamam mı? Peki DNA'nın hücre içerisindeki başlıca görevi kalıtsal bilginin taşınaraktan sonraki nesillere aktarılması protein sentezi gibi hayatı olayların kontrol protein sentezinde görev alıyor. DNA'nın bir proteinin veyahut da bir RNA zincirinden sentezlenen sorumlu parçalarına gen denmekte. DNA'nın kalıtsal bilgi taşıması genler vasıtasıyla gerçekleşiyor. Şurada göstermiş olduğum iki zincir var ya DNA için. Şunun şu kısmını aldığım zaman bu kısma ben gen diyorum yani tamam Ökaryot hücrede çekirdekte, mitokondride ve kloroplastlarda bulunuyor biliyorsunuz ki. DNA molekülü prokaryot hücrede ise stop plazmada bulunuyor. Eğer ki bak şimdi dikkat çekirdek var mı prokaryotlarda yok. Mitokondri var mı prokaryotlarda yok. Kloroplast var mı yok. Bir şeyin karşılığı prokaryotlarda yoksa o nerede bulunacak abi? Stop kısmında bulunacak. Tamam mı? Unutmuyorsun bundan. DNA'nın yapısında adenin, timin, guanin, sitozin, azotlu, organik bazları bulunuyor. Bu bazların sayıları arasında belirli bir düzen olduğu ve baz kombinizasyonunun türden türe değiştiği ilk kez 1947 yılında Erwin Shargaff adı verilen biyokimyacı tarafından e, fark ediliyor. Shargaff ayrıca DNA'daki adenin ile timin, guanin ile sitozin arasındaki sayıların kabaca birbirine eşit olduğunu belirlemişti. Hani şunu diyoruz ya adenin eşittir timin, guanin eşittir sitozin diyoruz yani. Mesela atıyorum bu 200 ise bu da 200 ya. Bu vatandaş işte onu ne yapmış? Bulmuş. DNA'nın çift sarmalı yapısının ke keşfine kadar sebebi tam olarak açıklamayan bu eşitliğe şargaf kuralı deniliyor. Çok e, şeydir bu. Bulan arkadaşlar çok böyle şeydir. Mütevazıdır. Hep kendi isimlerini verirler ne hikmetse. Daha sonrasında Watson ve Crick DNA sarmalında azotlu bazların şargaf kuralına uygun şekilde eşleştiğini açıklamışlardır. Yine buradan da e, Watson ve Crick ekmek yemişlerdir arkadaşlar. Watson ve Crick doyamamışlardır. Her yerden ekmek yemişlerdir. DNA sarmalında adenin ile timin guanin estrojen eşleşmişti. Bu eşleşme sonucunda sarmalda çift halkalı yapı gösteren prim bazları adenin ve guanin tek halkalı yapı gösteren ise timin ve ile karşılıklı yer almışlardır. Böylece sarmalın iki ucundaki mesafe her yerde aynı kalmakta. Çift sarmal şeklindeki DNA'nın DNA'nın karşılıklı ipliklerin nükleotitler birbirine bazlar arasında oluşan hidrojen bağı birbirine bağlanıyor. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı var. Guaninle sitozin arasında üçlü hidrojen bağı bulunmakta. Biliyorsun sen zaten bunları nereden? TET kısmından biliyorsun diye ümit ediyorum. Bu nedenle DNA molekülünün yapısındaki guanin ve sitozin nükleotidlerinin oranı arttıkça üçlü hidrojen bağı sayısı da artacağından DNA'nın iki ipliği birbirine ayırmak güçleşir. Daha önce sordu. Değineceğim birazdan. Notum var onunla alakalı. Şöyle bir yapı sergiliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın şu sarı ya biz A demişiz yani adenin demişiz bu pembeye biz timin demişiz görüyor musun bak karşılıklı şekilde ne yapmış dizilmişlerdi bunlar yine maviye baktığım zaman ne Sitozinmiş burası e diğer koyu maviye baktığım zaman ise guanin bak karşılıklı şekilde ne yapıyor diziliyor. Ben pembeye ne demiştim? Timin demiştim. Diğerine adenin demiştim. Bak hep karşılıklı şekilde diziliyor. Sarmal bir yapıya sahip ve karşılıklı olarak da ne yapacaktır? A'nın karşısına her zaman T gelecektir. T'nin karşısına her zaman A gelecektir. G'nin karşısına guanin'in karşısına her zaman Stozin. Stozin'in karşısına her zaman Guan'in gelmiş olacaktır. DNA için konuşuyorum. RNA için değil. RNA'da çünkü biliyorsunuz ki e, timin yerine ne gelecektir? Urasil gelmiş olacaktır. Evet ÖSYM'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cımbızla çekmiş olduğu ve ÖABT kısmını defalarca sormuş olduğu sorulardan bir tanesine not kısmında değindik. Not 2'de de başka bir tanesine değineceğiz. Sorma da henüz. DNA'daki polinikliotit zincirlerin, bakın ne diyor? Polinikliotit zincirlerin okuduğunu anla babacım. Ne demek bu? Çok fazla sayıda nükleotit içeren bir zincir demek. Oluşturduğu çift sarmanın dayanıklılığı guanistozin bölü Adenin timin oranına bağlıdır. Örneğin guanin sitozin bölü adenin timin büyüktür. Bir ise üçlü bağ sayısı fazladır. Şimdi bak guanin sitozin bölü adenin timin diyorum tamam mı? Şimdi ben eğer ki ben eğer ki şunları çok fazla miktarda tutarsam atıyorum mesela bin tane e, benim neyim var var tamam mı? Burada kabaca 400 yüz tane ne olsun guanin olsun. 400 tane de sitozin olacak mı babacım? Olacak değil mi? Topla gel yap. 800 mü yaptı? 1000 tane dinik benim. Ne olacak o zaman? 200 mi kaldı geriye? O zaman bunlar da 100-100 mi? Evet 100-100. Bakın burada ne oranı fazla baba? Ne oranı fazla baktığın zaman? Guanin stozin adenin timine oranına daha fazla yüksek sayıda. Bu kural şunu der. Der ki kardeş guaninle stozin arasında çok fazla miktarda hidrojen bağı vardır. Yani üçlü zayıf hidrojen bağı bulunmaktadır der. Dolayısıyla bunların oranı ne kadar fazlaysa buna göre o kadar fazla benim buradaki DNA'yı açmam zorlaşacaktır der. O kadar fazla yüksek ısı vermem gerekir der. İşte bunu ÖSYM'e sordu. Bu da sarmanın fiziksel olarak dayanıklı olmasını sağlar. Bakın hem dayanıklılık olmasını sağlıyor hem de ayırma işlemini zorlaştırıyor. DNA'nın iki ipliğini birbirine ayırmak için gerekli olan ısı miktarı daha yüksek olacaktır. Ama eğer ki şunun oranı 400 400 ise bunlar 100'e 100 ise o zaman ne olacaktır? Lan yani hemen açarsın bunu dersin ve açma işlemi kolaylaştıracaktır. O kadar da ne olacaktır? Dayanıksız olmuş olacaktır. Bu sarmanın açılma olasılığının daha fazla olduğunu gösterir. DNA'nın iki ipliğini birbirine ayırmak için gerekli olan ısı miktarı da daha düşük olacaktır. ÖSYM size daha önce bunu sordu. ÖSYM size bunu sormadı. Not 2. Cımbızla çektiğimiz başka bir yer map kitabından. Bakalım. DNA'yı oluşturan zincirler hangi doğrultuda ilerleyeceğine ve bir merdiven oluşturacağına nasıl karar veriliyor? Yani bu zincir oluşuyor kardeşim de bu zincirde hangi yöne doğru nasıl ilerleyeceğim ben? Neye göre karar veriyorum ben bunu? Bu soruların cevabı iki farklı durumla açıklanıyor. Öncüllü soru sorarsa burada Türkiye'nin 190'ı yanlış yapacaktır. Bakın önemli yerlerden bir tanesi. Birincisi fosfat gruplarının negatif yüklü olmasıdır. Fosfat grupları. Nerede bu fosfat grupları abi? Nükleotitlerin yapısında kardeşim. Azotlu organik baz var demiştik. 5 karbonlu şeker var demiştik, değil mi? Artı fosfat var demiştik. Buradaki fosfattan bahsediyor işte. Fosfat gruplarının negatif yüklü olması ne yapacaktır? Bu zincirin nasıl ilerleyeceğini gösteriyordur bize. Bu durum iki ipliğin birbirine olabildiğince uzak durmasına sebebiyet veriyor. Tamam mı? İkincisi ise azotlu bazların alanında kurdukları hidrojen bağları birbirine yaklaşmaya çalışıyor bu şekilde. Yani bir fosfatın nükleotitlerin yapısındaki fosfatın negatif yüklü olması cepte. 2 bu nükleotitler arasındaki ne zayıf hidrojen bağları bunların dizilişinin nasıl olacağını ve ne kadar uzakta ne kadar yakında olacağını ne yapıyor söylüyor. Adam size DNA'yı oluşturan zincirler 1 işte e, fosfat gruplarının negatif olması 2 ne sonra hidrojen bağları 3 atıyorum fosfodiester bağları tamam mı hangilerini hangileri ile oluşturulur gibi bir şey sorarsa o zaman ne yapacaksınız kardeşim? Siz bunu alacaksınız. Diyeceksiniz ki negatif yüklü olması fosfatların. iki hidrojen bağlarıyla e, ne yapılması? Hidrojen bağlarının konumu. Hidrojen bağlarının çok olması, az olması vesaire gibi. Tamam mı? Olay bu. Sorar mı? Sorar. Ben kendi çıkartacağım deneme sınavına bununla alakalı bir tane soru yazacağım. Tamam mı? Ve kallavisi olacak. Onu da söylemiş olayım. Olay buydu. Daha önce sormadı. ÖABT kısmında sormadı. Bilginiz olsun. Şimdi bunu tam anlatmayacağım. Yani tam anlatacağımdan kastım. Aplikasyon kısmında daha net bir şekilde anlatacağım. Ama okuyacağım şimdilik. 3 üstü 5 üstü muhabbeti ve antiparalellik muhabbeti var. Antiparalellik demek şu demek. Şu şöyle gidiyor giderken şurası 3 üstü, şurası 5 üstü ise şurası bunun karşısına gelecek vatandaş 5 üstüye 3 üstü şeklinde konumlanacaktır der. Tamam mı? Anti paralelden kastım. Bunlar birbirine paralel ama ters paraleldir. Tamam mı? Onu demeye çalışıyor. Hocam peki ben bizim hocaya sordum. 3 üstü 5 üstü müfredatta yokmuş. Yavrum bak. 3 üstü 5 üstünün daha adı geçmiyorken bak hiçbir şekilde adı geçmiyordu. 2016'da adamlar bunu sınavda şekil olaraktan sordu. Yine sorabilir. 3 üstü 5 üstünün mantığını anlamadan sen ne Okazaki fragmentlerini anlarsın, ne replikasyonu anlarsın, ne de protein sentezini düzgünce anlarsın. O yüzden çok cılkını çıkartmadan ben bahsetmiş olacağım. Tamam mı? Hani müfredatta yokmuş MEP kitabını hatim eden can Hatim ederken düzgün edin arkadaşlar. Tamam mı? Bazı kavramlar verilmesi gerekiyordu konuyu anlamanız için. Bundan dolayı verilebilir. Tamam mı? Ama çok cılkını çıkartmadan. Tamam mı? Gel bakalım şimdi. Gel bakalım. Hadi. DNA molekülünün ipliklerinden birinin en son değeri olan deoksiriboz şekerinin 5. karbonuna fosfat bağlıdır. Neresine? 5. karbonuna fosfat bağlıdır. Bu kısım ipliğin 5 üstü ucu olarak da adlandırılır. Aynı ipliğin diğer ucundaki deoksiribozun 3. karbonlu hidroksil grubu bağlıdır. Bu kısım ise 3 üstü ucu olarak da adlandırılır. Yani 5 üstünün karşısına 3 üstü gelecek anlamına geliyor bu cümle. Bu iplik 5 üstü 3 üstü şeklinde adlandırılır. Bu ipliğin karşısındaki diğer ipliğin hidroksil ve fosfat grubu taşıyan uçları birinci iplikte zıt iyonudur. Yani 5 üssü 3 üssü şeklinde giden bir iplik görüyorsan eğer ki, yani burası 5 üssü burası 3 üssüyse bunun karşısına 3 üssüye 5 üssü gelecektir. Neden? Paraleldir bunlar ama anti paraleldir. Zıt da birbirine çünkü, tamam mı? Bu ipliğin karşısındaki diğer ipliğin hidroksil ve fosfat grubu taşıyan uçları birinci iplikle zıt yöndedir. Yani iki iplik birbirine antiparaleldir. Bu nedenle ikinci iplik 3 üssü 5 üssü şeklinde okunacaktır. Tamam. Bakalım şimdi ipliğe abi. Bakın deoksiribozun 5 karbonuna bağlı fosfat grubu. Bakın dikkat ederseniz 5 üssü ucuna bağlı nedir var burada? Fosfat grubumuz bulunmakta. Burası 5 üssü diye adlandırılmış. Tamam mı? 5 üssü. 5 üssünün karşısına ne gelecek? 3 üssü gelmiş olacak. 5 üssünün bağlı olmuş olduğu yerde ne var? Adenin bulunmakta. Adeninin karşısına her zaman kim gelecek? Timin gelecek. Adeninle timinin yapmış olduğu zayıf hidrojen bağı. Bu arada bütün dünya buna hidrojen bağı diyor. Nasıl Türkçe'ye çevirdiysek biz buna zayıf hidrojen bağı diyoruz. Bilginiz olsun. O yüzden şekillerde hidrojen bağı yazıyor. Hidrojen bağları ikili şekilde bulunacaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Bakın dikkat edin. Bizim nükleik asitle şey nükleotitlerin arasında ne vardı? Fosfodiester bağımız bulunmaktaydı arkadaşlar. Dikkat edin bu kısma da. Fosfodiester bağını da göstermiş. Yine aynı şekilde bunlar bir de bağ yaptı yaptı. Bak burada 5 üstünden başladığım için neyle bitireceğim bunu? 3 üstü de bitirmiş olmam lazım. Deoksiriboz'un 3 üstü karbonuna bağlı hidroksil grubu. Bakın dikkat edin şuna. 5 üstü grubuna bağlı fosfat grubu varken 3 üstüne ise her zaman hidroksil grubu bağlanıyor. Tamam mı? 3 üstüne hidroksil bağlanıyor. Dikkat edin. 3 üstünün karşısında kim gelmiş? 5 üstü gelmiş. 5 üstü yine nereye bağlanmış? Fosfata bağlanmış. O zaman 3 üstü her zaman hidroksile, 5 üstü her zaman fosfat grubuna ne yapacaktır? Bağlanmış olacaktır. Bakın burada guanin var. Guaninin karşısına gelmek durumunda sitozin gelecek elbette. Guanin ile sitozin arasında üçlü zayıf zayıf hidrojen bağı bulunacak. Tamam mı? Hidrojen bağı bulunacak. Burada ise 5'in karşısına her zaman ne gelecekti? 3 gelmiş olacaktı. Bakın yine nerede 3'ün bağlı olmuş olduğu yer? Hidroksil grubu diye adlandırılıyor. Tamam. O zaman çizdiğin zaman ben bunları nasıl çizeceğim? Basit şematik olarak da. Şurası 5 üssüydü. Bakın 5 üssü. Altta 3 üssü gelecekti. Bunun karşısına 3 üssü gelecek. 5 üssü olduğu için burası da 5 üssü olmuş olacak. Tamam. Olay bu. Antiparal şekilde. Birbiriyle tamamen paralel değil. Bunu daha sonra konuşacağım yine. Yani 3 üstü 5 üstünü konuşacağım daha sonra yine. Şimdi birazcık şematik verdik. Gel bakalım RNA'nın yapısına. Bunu da bir konuşmuş oldum değil mi? Daha fazla olmamış yine. RNA'nın yapısına bakıldığı zaman RNA kimlerde bulunuyor? Ökaryot hücrede, çekirdekte var. Stoplazmada var. Ribozomda var. Mitokondi, kloroplastta da bulunan tek polinükleotit zincirden oluşan bir nükleik asit. Yani çok fazla nükleotitten meydana gelmiştir. Ve RNA polimerdir. Prokaryot hücrelerdeki stop mı da ribozomun yapısında bulunmakta. RNA monokleoprokardan DNA'ya benziyor. Pentoz şeker olarak riboz bulunmakta bahsetmiştim. Azotlu organik baz olarak timin yerine urasil taşıyor. Yani hiçbir zaman timin olmayacaktır bunda. RNA DNA tarafından sentezlenen önemli bilgi. RNA kim tarafından sentezleniyor? DNA tarafından sentezleniyor. Bu yüzden bu yüzden kendine eşleyemiyor. Onarma özelliğine sahip değil. Protein sentezinde görevli RNA molekülünün 3 çeşidi vardır. Bir tanesi ribozomal RNA. Çok fazla konuşmayız ribozomal RNA'yı. İkincisi mRNA, üçüncüsü ise tRNA şeklinde adlandırılıyor. Tabii bunların görevlerini ne yapacağız? Bakacağız şimdi. Ribozomal RNA ile başlıyorum. Çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz çünkü bu konunun ismi zaten genden protein olduğu için. Ribozomal RNA, ökaryot hücrede nerede sentezleniyor? içinde. Bak. Bunu sizin sınavınız TYT AYT olmadan öncesinde YGS döneminde sordu. Unutmuyorsunuz. Proteinlerle birlikte ribozomların yapısında ne yapacaktır? Bulunmuş olacaktır. Bu adam ribozomal reni olduğu için hep ribozomun yapısında. Bir ribozomun yapısının yaklaşık 2 bölü 3'ü yani 3'te 2'si ribozomal RNA'dan meydana geliyor. Her hücrede çok sayıda ribozom bulunduğu için ribozomal RNA hücrede en çok bulunan RNA çeşidi. 3 tane verdi mesela size işte M reniya, T reniya, ribozomal reniya. Hangisi en fazla bulunuyor? Ribozomal reniya %80'ini oluşturuyor. Ribozomal RNA, ribozomlar da mRNA ve tRNA ile etkileşim kuruyor. Enzim gibi davranaktan amino asitler arasında peptit bağı kurulmasında görevli. Yani amino asitler arasında peptit bağının kurulmasını kim sağlıyormuş? Ribozomal RNA sağlıyormuş. Önemli bir yerden bir tanesi unutmuyorsun bunu da. Bu durum protein sentezinin gerçekleşmesini de sağlıyor. Dikkat! Hidrojen bağı içerir arkadaşlar. Unutmuyorsun, unutmuyorsun, unutmuyorsun. Son yıllarda eklenmiştir. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı kitabında vardır bu bilgi. Ribozomal RNA hidrojen bağı içeriyor. Tamam. Geldik diğerine. mRNA, mesajcı RNA diye adlandırılıyor. Ökaryot hücrelerde DNA hücre çekirdeğinde bulunmakta. Ancak DNA'nın gen kısmında bulunan bilgiden protein sentezlenmesi için bu bilginin çekirdekten dışarı çıkması gerekiyor. Bunun içinde kime ihtiyacımız var? mRNA ihtiyacımız var. mRNA basit olarak DNA'dan almış olduğu bilgiyi çekirdekten stoplazmaya taşıyor. RNA'nın görevinden biri de bu bilgi mesajını iletmektir. mRNA genden aldığı bilgiyi, genden aldığı bilgi diyor ya, yani DNA'dan aldığı bilgiyi neye taşıyacaktır? Ribozoma. Önce stoplazmaya, sonra ribozoma taşıyacaktır. Protein sentez için kalıp görevi görüyor. mRNA'nın taşıdığı bilgiyi sentezlenecek protein, proteine ait amino çeşidini ve sırasını belirleyen bilgidir. E-MNA sentez sırasında DNA'nın iki zincirinden sadece bir kalıp olaraktan kullanılıyor. Kalıp olarak kullanılan zincire anlamlı zincirde deniliyor diyor. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında maalesef ki güncellemediler bunu. O yüzden anlamlı zincir ifadesi. Yani kitabı şey yapmışlar, düzeltmişler tamam mı? Ama Kitabın bazı yerlerinde kalıp zincir ifadesi geçiyor. Bazı yerlerinde ise anlamlı zincir ifadesi geçiyor. Biz burada anlamlı zincir ifadesini kullanmayacağız arkadaşlar. Yani anlamlı zincir demeyeceğim ben hiçbir zaman bilginiz olsun. Şimdi vermemin sebebi ne peki? Şimdi vermemin sebebi orada burada gördüğün zaman kafan karışmasın diye. Peki ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? DNA'mızın nesi vardı bizim? İki tane ipliği var değil mi? Şurası DNA'nın iki ipliği. Şunu da farklı bir renk çizeyim abi. Şurası ne abi işte? mRNA. Bakın şu kısım, şu göstermiş olduğum kısım kalıp zincir. DNA'nın kalıbı. Tamam Şu kısım ne peki? Diğeri kalıp olmayan. Birisi kalıpsa birisi kalıp olmayan olacak değil mi? Kalıp olmayan. Bakın kalıp zincirin karşısına ne geliyor babacım? mRNA gelmiş oluyor. mRNA buradaki bilgileri kendi üzerine geçiriyor. Bu bilgiyi nereye taşıyacaktır peki? Bu bilgiyi önce stoplazmaya taşıyacaktır, stoplazmaya. Bu arada bu reaksiyon dizisi ökaryotlarda nerede gerçekleşiyor? Çekirdekte gerçekleşiyor. Yani şurada bahsetmiş olduğum muhabbetin tamamı nerede? Çekirdek kısmında. MVNA nereye taşıdı? Stoplazmaya. Stoplazmadan nereye gelecek peki? Ribozoma gelmiş olacak. Tamam mı? Olay bu. Yani anlattığım buradaki muhabbetin olayı bu aslında. Bir de bir şeyden daha bahsedeceğim aklıma gelmişken söyleyeyim. Biz protein sentezi mekanizmasını konuşurken prokaryotlardakini konuşmayız. Biz her zaman ökaryotları konuşuruz. Pro, e, prokaryotlar sizin müfredatınızın dışındadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam mı? Onu da söylemiş oldum. Çekirdek yok diyeceksin çünkü prokaryotlarda haklı olaraktan. Evet biz çünkü ökaryotları konuşuyoruz. DNA'nın anlamlı zincirindeki yani kalıp zincirindeki genetik şifreye göre mRNA bu zincirin karşı duraktan sentezleniyor. Sentez sırasında DNA'daki adının karşısında mRNA'da urasil gelecek. Şunu demeye çalışıyor. Şurada adenin olsun diyelim. Tamam mı? Kalıp zincirde DNA'daki. Adeninin karşısında timin gelebilecek mi? E mRNA'da gelemeyecek. Ne gelecek onun yerine? Urasil gelmiş olacak. Böylece e mRNA DNA'dan genetik bilgi almış oluyor. Hücrede e mRNA çeşidi sayısı sentezlenen protein çeşidi sayısı kadardır. Ha. Şimdi mRNA çeşidi sayısı sentezlenen protein çeşidi sayısı kadardır. Ne kadar mRNA çeşidi varsa o kadar protein çeşidi var demektir. Önemli bilgilerden bir tanesi tamam mı? Dikkat et buna. Hücredeki toplam RNA'ların sadece %5'i mRNA oluşturuyor. Bakın ribozomal RNA %80'di. Bu galibim %5. Bu bir protein çok ihtiyaç varsa mRNA birkaç kez kullanılabiliyor sonrasında ise parçalanıyor. Dikkat edin buna. Bakın çok güzel bir şekil. DNA'mız var. Çekirdekte bu reaksiyon dizisi gerçekleşiyor. mRNA sentezi yapıldı. Çekirdekte yapıldı. Sonrasında bu vatandaş stoplazmaya çıkıyor. mRNA bakın nereden çıktı çekirdeğin içerisinden. Sonrasında ise stoplazmaya geçtikten sonrasında bilgiyi nereye aktaracaktır? Ribozoma aktaracaktır. Ribozom da protein sentezini gerçekleştirecek. Aşağı yukarı muhabbet bu şekilde gerçekleşiyor protein sentezi. Tabi ne yapacağız? Daha detayına gireceğiz. Gel abi. TRNA taşıyıcı RNA. TRNA protein sentezinde kullanılacak olan amino asitleri stoplazmadan ribozoma taşıyor. Dikkat önemli. Stoplazmadan ribozoma neyi taşıyor peki? Amino asitleri taşıyor. Bak dikkat. DNA'daki bilgiyi taşımıyor. DNA'daki bilgiyi taşıyan ne abi? mRNA taşıyor. Bu arkadaş ise mRNA üzerindeki sonuçta ne var mRNA üzerinde? Bir bilgi var değil mi? O bilgiyi kullanaraktan amino asit taşıyor. Nereye? Ribozoma taşıyor. O zaman, o zaman. 3 tane muhabbet çizdim şuraya. Şu da işte tRNA olsun. Tamam, dışarıda kalsın bu. Şu kalıp olmayan iplikti, şu iplik. Bu kalıp iplikte. Burası ise mRNA, tamam mı? mRNA üzerinde neyi alacaktı değerli dostlar? DNA'daki genleri almış olacaktı. DNA'daki genleri aldıktan sonrasında stoplazmaya çıkacak. Stop bazma çıktıktan sonrasında TVNA diyecek ki bak benim üstümde bu bilgiler var. Sen bana ne getir kardeşim buna uygun olaraktan amino asit getir diyecek. Tamam Böylece protein sentezinin gerekli amino asit ihtiyacını karşılıyor. O zaman tRNA'nın görevi bu. Amino asit getirmek. Nereye? Stop bazmadan ribozom. Çekirdekten tek zincir halinde sentezlenen TVN'lar stop bazmada kendine özgü katlanmalar yaparak dikkat çift zincirli yonca yaprağına benzer şekilde görülür. Normalde normalde çekirdekten tek zincir halinde sentezleniyor. Nereden sentezleniyor? Çekirdekten. Tek zincir halinde. Ama kendi üzerine katlanmalar yaparaktan yonca yaprağı gibi gözüküyor bu. Yonca yaprağı gibi gözüken vatandaşımız kendi üstüne katlama yaparaktan çift zincirli bir hal alıyor. Gördüğünüz gibi burada ee, Normal bir şekilde sentezi gerçekleştirilmiş ve arkadaşlar dikkat ederseniz ne olmuş? Kendi üzerine katlanmalar gerçekleştirmiş. Şimdi biz bir de şunu söyleyeyim hemen size. Ha, orada yazıyorum zaten. Daha sonrasında bahsedeceğim. Katlanmanın olduğu bölgelerde eşleşen nükleotitler arasında hidrojen bağları vardı. Ha O zaman üç çeşit reniyan vardı benim. Bir tanesi M reniyan, bir tanesi I B ozoman bir tanesi T reniyan mRNA'da ne yok abi? Hidrojen bağları yok. tRNA'da var. Ribozomal RNA'da var. Unutmuyorsun tamam mı? TRNA'lar küçük ve dayanıklı RNA molekülleridir. Tekrar tekrar kullanılma özelliğine sahiptir. Canlı yapısında bulunan 20 çeşit amino asitin her birine özgü en az bir TRNA molekülü bulunuyor. Bu nedenle protein sentezinde 20 çeşit amino asit ribozomlarda taşıyan en az 20 çeşit TRNA görev almış olacak. Her tRNA ancak bir çeşit amino asitin taşınmasını sağlayacaktır. Yani bu tRNA aldı, amino asit taşıdı, gitti. Bu kadar. Aynı amino asitin taşınmasında birden fazla çeşit tRNA görev yapabilir. Mesela örnek olarak amino asit 1, tamam mı? Amino asit 1 taşıyacak olan birden fazla tRNA olabilir. Bakın birden fazla diyorum. Aynı tRNA'dan bahsetmiyorum. Birden fazla tRNA ne yapabilir? Taşıyabilir. Aynı amino asit taşınmasındaydık. Birden fazla görev yapabilir. tRNA'lar Hücredeki toplam RNA'ların %15'ini ne yapacak oluşturacak? %80'ini kim oluşturmuştu? Ribozomal RNA. %5'ini kim oluşturmuştu? mRNA. %15'ini kim oluşturdu? tRNA oluşturmuş oldu. Tamam mı? Olay bu. Unutmuyorsun. Hücrede bulunan RNA çeşitlerinin bulunma oranları sırasıyla en çok ribozomal RNA, sonra tRNA, en son ise mRNA şeklinde adlandırılacak. Bir şeyden daha bahsedeceğim, sonra bitireceğim dersi. Şöyle bir şey çizeceğim. Bunu daha sonra da anlatacağım. Ama bir kere en azından şurada bir giriş yapayım arkadaşlar. Bu DNA'nın çift ipliği. Şu ee, mRNA. bu ise tRNA. Tamam hepsini tek tek çizdim. Şurası kalıp olmayandı. Kalıp olmayan. Şurası kalıp. Burası ya, Burası ise tRNA. Şu DNA'nın üzerindeki ilgili gen bölgesinde biz kod deriz tamam mı kod unutmuyorsun kod. Bu bilgi nereye geçti? mRNA'ya geçti. Artık bunun ismi kodondur. Bu bilgi tRNA'ya geçti. Artık bunun ismi antikodondur. Tamam mı? Daha detaylı bir şekilde anlatacağım bir sonraki derslerde yani genden proteine kısmının devamında anlatacağım. Sadece birazcık anekdot vermek istedim. Bazen ÖSYM şuradaki kodon ifadesini şunun içinde kullanabilir. Yani DNA içinde kullanılabilir. Tamam mı? Ama o zaman sana ilgili gen bölgesinde diye belirtir. Genellikle biz kodu DNA için, kodonu mRNA için, antikodonu ise tRNA için kullanırız. Bilginiz olsun. Şimdi birazcık böyle kafan karışmış olabilir. Merak etme. Bunların tamamını toparlayacağız? e, ee, şey, genden protein, protein sentezi kısmını toparlamış olacağız. Ben çizeceğim güzelce hangisinden ne kadar sentezleniyor, işte mRNA'dan kaç tane kodon yapılıyor, işte stop kodonunun karşısına antikodon geliyor mu gelmiyor mu bunlardan hepsinden bahsedeceğim bilgin olsun tamam mı? Şimdi aşama aşama gitmek daha iyi. Hepsini bir anda verirsek çorba yaparız ondan sonrasında. O zaman bir sonraki dersimizde ise genetik materyalin organizasyonuna geçeceğiz ve birazcık daha işi ne yapacağız? Karmaşıklaştırmış olacağız ve sonrasında ise replikasyon kısmına geçmiş olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.